ekranlarından merhabalar sevgili izleyiciler. 12'de Sağlık programının yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün sigaranın zararlarını konuşacağız. Doktor Yaşar Nurullah Hoca bizimle beraber. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim davetiniz için. Çok iyiyim, siz sormalı. Biz de iyiyiz hocam. Hocam sigaranın zararları bugünkü konumuz. Evet. Tabii bıkmadan, uslanmadan konuşmalıyız. Evet. Aslında sigaranın zararları konusunda birçok program yapıldı ama programın başında da dediğim gibi gerçekten biz bıkmadan, uslanmadan hani sigaranın zararlarını konuşmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Ama hocam istiyorum ki konumuza girmeden önce biraz bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki seve seve. Ben aslen Azerbaycanlıyım. 9 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Tıp fakültesini burada bitirdim. Burada zorunlu hizmetime devam ettim. Acil serviste çalıştım. Şimdi aile hekimi olarak çalışıyorum. Bunun dışında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin UMKE'nin üyesiyim, Yeşilay'ın üyesiyim. Bazı sosyal, toplumsal hizmetler gösteren bazı derneklerde çalışmaya çalışıyorum. Projelere yer alıyorum, aynen öyle. Onun dışında genel olarak cinsel sağlıkla, bağımlılıklarla ve doğal tedavi yöntemleriyle ilgileniyorum. Bu konuda kendimi geliştiriyorum. Bir de YouTube kanalım var. Öğrendiğim şeyleri orada takipçilerimle paylaşmaya çalışıyorum. Sigara konusunda da gönüllüyüm çocukluktan beri. Çünkü bir bağımlı bir babanın oğluyum. Ve ömrümü sigarayla ve tüm bağımlılıklarla mücadele adamak istiyorum. Yani bana deseler ki Yaşar ömrünü ver, 100 bin insan sigarayı bırakacak. Sigaranın zararlarını anlat, evet, senelerce anlatırsınız. Evet, hiç düşünmeden bu yolda ömrümü harcarım. Bu konuda devam etmeyi de çok düşünüyorum. Şu ana kadar sigarayla ilgili nereye çağırdılarsa her yere gittim. Her yerde bildiklerimi anlattım. Amacım bu yolda olmak. Belki 100 kişi izler, 2 kişi bırakır. O 2 kişinin bırakması bile beni çok mutlu eder. Onun dışında Sağlık Bakanlığı'nın işte cinsel terapidir, aile danışmanlığıdır, sigara bıraktırma tedavisidir, tütünle mücadeledir. Bu konularda eğitimlerini de aldım. Yani yetkili olarak bu konuda sigara terapisi yapma yetkim var. Kendi zaten hastalarımla da bu konularda sık sık görüşüyorum. Tedavi uygulamaya çalışıyorum. Bugün de programımızda aslında programımızın sonuna doğru bırakmak için 10 tane temel yöntem söyleyeceğim. Bırakmak isteyenlerin işine yarayacak diye umarım düşünüyorum. Umarım hocam izleyenlere faydalı olur. Evet. Peki hocam o zaman programın başında dediğim gibi hocam. Neden bıkmadan uslanmadan ısrarla sigaranın zararlarını anlatmaya devam etmeliyiz? Evet. Çok zor bir soru. Çünkü biz burada sigaranın zararlarından konuşup 5 kişiyi bıraktırmaya çalışırken 500 tane gencimiz eş zamanda yeniden sigaraya başlıyor. Evet, yeniden sigaraya başlıyor veya sıfırdan sigaraya başlıyor. Dolayısıyla dünya birincisiyiz Türkiye olarak sigara içme oranında, evet, sigara tüketiminde biz Türkiye olarak dünya birincisiyiz. Bunun için bıkmadan usanmadan konuşmalıyız. Sigaranın bağlı olduğu bazı kanserler olsun, sendromlar olsun, KOAH, astım hastalıkları olsun, akciğer hastalıkları olsun, gırtlak kanseri olsun, diş ağız yolu, siz de diş hekimi olduğunuz için çok karşılaşıyorsunuzdur. İnsan vücudundaki tüm sorunların altında bir imza ararsak hepsinde sigaranın imzası vardır. Evet. Biz tıp fakültesinde 6 yıllık eğitimde sigaranın isminin geçmediği hiçbir ders yoktu. O yüzden işte biz bunu bıkmadan usanmadan konuşmalıyız. Ülkemizde gençlerin sigaraya başlama yaşı şu an 13-14'lere kadar inmiş durumda. Bunun için bıkmadan usanmadan konuşmalıyız. Bunun için aralık vermeden konuşmalıyız. Çünkü diyelim Covid pandemisi atlattık. Covid ülkemizde bir yılda kaç kişiyi öldürdü? Ortalama 50 bin insanı öldürdü. 2 yıl ortalama sürdü ve 100 bin insanın, 90 küsür bin insanın ölümüne sebep oldu. Sigara bir yılda kaç insanımızı öldürüyor? 100 bin insanımızı öldürüyor. İşte o yüzden biz sigarayı bıkmadan usanmadan konuşmalıyız. Yani düşünün, bir hastalık var, bir kanser var. Yüzlerce uzman doktor, doçent, profesör başında işliyor, çalışmalar yapıyor, yayınlar yapıyor. Çok nadir görülen bir hastalığı çözmek için. Ama her gün Türkiye'de her yıl 100 bin insanın canını sigara alıyor. O yüzden bu bizim temel sorunumuz. Yani tıbbın, hastalıkların temelinde yatan 3-5 şeyi toparlasak hastalıkların %90'ını iyileştiririz dersek bunların biri sigaradır, diğeri şekerdir, bağımlılıklardır, tansiyondur, obezitedir. Temelde yatan hastalıklar bunlar. O yüzden sigarayı konuşmalıyız. Sigarayı niye konuşmalıyız? Çünkü ormanların yanmasının yarıdan fazlasının sebebi, evet, sigaradır. İzmaritlerin sebep olduğu orman yangınları. Evet, daha evet, detaylı öyle girmek isterim o konuya. Evet. İlerleyen saatlerde. Tabii ki. Hocam dediniz ki ülkemizde, dünyada daha doğrusu sigara tüketiminde birinci sıradayız. Peki onun haricinde yani genel olarak bakacak olursak
dünyada ve ülkede sigaranın durumu nedir? Yani nasıl oldu da sigara bu noktalara erişebildi? Bu kadar zararlı bir madde dünyada, ülkemizde nasıl oldu da bu kadar tüketime kolay erişilebilir bir hale geldi? Evet. Çok zor bir soru. Çok multifaktöriyel bir soru. Yani bir sürü başlığı var. Farklı yönlerden değerlendirmek lazım. Kısaca şunu diyebiliriz. Dünyada her yıl sigara ortalama 7 milyon insanı öldürüyor. Hani biz de 100 bin dedik ya. Yoğun bir oranda öldürücülüğü var. Yoğun bir oranda kronik hastalık yapıcı özelliği var. Ama sigaranın bu kadar yayılabilmesinin, bu kadar güçlenmesinin sebebi her taraftan bize hücum etmesi, her taraftan bizi maruz bırakması. Biz kültürel olarak sigaraya alıştık. Biz sosyal olarak sigaraya alıştık. Biz fizyolojik olarak sigaraya alıştık. Biz ırk olarak sigaraya alıştık. Yani her anlamda sigara bize iyi olarak tanıtıldı. Eskiden bilirsiniz, bizim çocukluğumuza denk gelmiyor çok ama yani doktorlar yıllarca çıkıp sigaranın reklamını yaptılar. Sigara sağlığınıza zararlıdır diye bir sürü filmler var. YouTube'a yazınca çıkıyor. Amerika ve birçok Batı ülkeleri buna ciddi para ayırdı. Birçok hastalığın tedavisinin sigarada olduğunu söylediler. Birçok doktor reçetesine sigara yazdı. Şu anda hala bazı hastalıklarda sigara öneren doktorlar da var. Dolayısıyla temelleri çok sağlam atıldı. Ciddi politik yatırımlar yapıldı. Ciddi kültürel olarak sosyalleştirildi. Yani doktorların önermesinden ziyade çocukları işin içine çektiler. Yani tüm çizgi filmlerinde bugün çizgi film kahramanlarının büyük çoğunluğu elinde sigara ile ilgili kadrajları var. Yani bugün maksimum işte isimlerini saysak tüm neredeyse çizgi film kahramanlarının büyük oranında sigara ile ilgili çizgi filmlerine kadar indiler, reklamlara kadar indiler, doktorlara kadar indiler. Hani işte Ramazan ayında kola reklamı yapılır gibi her şeyin içine bunu sokabildiler. Ciddi buna yatırım yaptılar ve sigaranın başarılı olmasının başka bir sebebi de üç boyutlu bağımlılık yapıyor. Sigara hem fiziksel bağımlılık yapıyor, vücudumuzda nikotin bağımlılığı dediğimiz alışkanlık yapıyor. İkinci, sigara psikolojik bağımlılık yapıyor. Yani çevrenle sosyalleşmek için sigarayı kullanıyorsun, ortama uyum sağlamak için sigarayı kullanıyorsun, gençler kendi sınırını aşmak için, kadınlar özgürlüğünü, erkekler erkekliğini ispatlamak için sigarayı kullanmayı bir araç olarak görüyor. Sigarayı kullandıysam artık büyümüşümdür moduna girebiliyor. Ve son olarak da davranışsal olarak sigaraya bağımlı olduk. Yani el ağız alışkanlığı olarak sigara hep bizim rutinimize oturdu. Bu kadar güçlü bir geleneksel, kültürel, politik, sosyal baskıların sonucunda hani hem dünya olarak hem Türkiye'miz olarak sigarada gerçekten çok çok kötü anlamda çok yol kat ettik. Yani Sağlık Bakanlığımız bu anlamda çok projeler yapıyor. Çok yeni güncel projeler evet, var evet. Aslında. Onlara da değiniriz. Çok uygulamalar yapıyor ama maalesef çok etkilidir diyemiyorum. Yani çok belki etkili olduğunu diyemiyoruz. Belki çok etkilidirden ziyade sonuçlarını mı çok göremedik? Evet. Yani devlet olarak çok uğraşıyoruz sigarayla mücadele konusunda ama çok başarılı olamıyoruz. Öyle diyelim. Zor ama hocam bırakmak evet. Gerçekten galiba. Evet, çok bir zor. De hani sigara içmenin sebeplerini biraz önce sayarken bir yandan da insanlar sigarayı sorunlardan kaçış gibi gördükleri için evet. içiyor ama biraz da şeye değinmenizi istiyorum hocam. Aksine benim bildiğim yani sigara içenler depresyona daha mı eğilimlidir? Böyle bir isimlendirme yapabilir miyiz? Evet hani? Yapabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz Azra Hanım. Güzel bir soru. Zaten dernekler, tıp dernekleri bu konuda çok çalışma yapmışlar. Psikiyatrik hastalıklarla sigara arasında ilişkinin olduğu, ciddi bir ilişkinin olduğu kanıtı ortaya çıkmış. Mesela Alzheimer hastalarında incelemişler sigara ilişkisini. Alzheimer hastalarının %90 üzeri sigara içiyor. Mesela bipolar bozukluğu olan hastaların %75'i sigara içiyor. Psikotik bozukluğu olan hastaların yine %75-80'i sigara içiyor. Yani depresyonda olan hastaların büyük bir oranı yine %70 üzeri kesimi sigara içiyor. Yani şunu düşünebiliyorlar. Sigarayla psikiyatrik, psikolojik durumlar arasında ciddi bir ilişki var. Anlamlı bir korelasyon var. Bunu şöyle de açıklayabiliriz aslında bilimsel boyutta. Şimdi tüm bağımlılıklar, ister pornografi bağımlı olsun, ister oyun bağımlısı olsun, ister eroin, İnternet esrar. İnternet bağımlılığı, ister madde bağımlılığı. Aynen, ister madde bağımlı olsun, ister internet bağımlı olsun, ister şeker bağımlı olsun. Hepsinin mekanizması temelde aynıdır. Hepsi temelde aynı mekanizmayla insanları bağımlı yapıyor. Bu mücadelemizi birazcık daha kolaylaştırıyor aslında. Yani sigarayı çözebilen insan internet bağımlılığını da çözebiliyor temelde. Temelde şudur. Biz bağımlılıklarla bir boşluğumuzu dolduruyoruz. Olay burada tabii. bitiyor. Yani birinin
anne ya da sevgisi. Sorundan anlık kaçış. Aynen öyle, sorundan anlık kaçış. Hı hı. Ve bir boşluğu doldurma mekanizması ile işliyor. Yani biz tüm duygusal boşluklarımızı bağımlılıklarla doldururuz. Bilinçaltımız bu mekanizmayla çalışıyor. Yani bir anne sevgisi görmemiş, onu işte bağımlılıkla kapatır. Biri babasından saygı görmemiş veya baba kaygısı görmemiş veya babasını hiç görmemiş, o bir bağımlılıkla onu doldurur. Biri akran zorbalığı görmüş, o boşluğu, dost, arkadaşlık açığını yine başka bir bağımlılıkla doldurur. Hep bu böyle devam eder. Aslında bağımlılıklar ve sigara bir boşluk doldurma mekanizmasıdır. Biz sigaranın boşluk dolduran bir şey olmadığını toplumumuza fark ettirirsek, aslında çok rahat kendileri bırakıyorlar. İşte ekstra ilaç vermeye, bant vermeye, sakız vermeye falan gerek kalmıyor. Kendileri bırakıyor. Sigaranın mekanizması aslında bu. Biz sigaranın kendisinden değil de güzel bir yemekten sonra içilen sigaradan zevk alıyoruz. Güzel bir ilişkiden sonra içilen sigaradan zevk alıyoruz. Uyumadan önce içilen, uyandıktan sonra içilen sigaradan zevk alıyoruz. Yani aslında sigara bizim bağladığımız şeylerle beraber güzelleşiyor. Aslında onları ayırsak, ya bunlar zaten güzel de sen sigarayı bununla içtiğin için sigarayı güzel görüyorsun. Sigara kendiliğinde güzel değil. Evet. Tadı kötü, kokusu kötü, tabiri caizse leş gibi kokar, çevreni rahatsız eder, doğayı kirler, ailene zarar verir, yanındakinin pasif içiciliğini yaparsın, cebine zarar verir. Yani yüzlerce neden saymak olur. Hiçbir şekilde mantıki açıklaması yok. Sadece biz sigara içenler olarak güzel eşleştirdiğimiz için öyle oluyor. Bir de çok kısa bir şey söylemek istiyorum Azra Hanım. Ben hayatımda hiç sigara içmedim. Bir tane dahi sigara içmedim. Evet. Pasif içici oldum. Arkadaşlarım, ailem çok içen pasif oldu. Pasif içici olmak da içici olmak demek aslında. Evet, kısmen içici olmak. Ama hiç kendim sigara içmedim. Şimdi böyle konuştuğumda çevremde arkadaşlar veya işte sosyal medyada izleyenler diyor ki ya sen hiç sigara içmemişsin. Sigara içmeyen biri nasıl anlatabilir ki? Nasıl sen bizim halimizden anlayacaksın da bize çözüm söyleyeceksin? Sen önce bu çukura düşüp de nasıl bir şey olduğunu gör. Sonra bize çözüm sun diyor insanlar. Ya içinde ya sesli bir şekilde. Ben onlara bu cevabı vermek istiyorum. Biliyorum izleyicilerimizde de merak edenler olacak. Yani ben diyelim onkoloji uzmanıyım. Karaciğer kanseri olan bir hastayı tedavi ediyorum. Onu tedavi etmem için kendimin karaciğer atlatması mı gerekiyor? Evet, evet. Değil mi? Ya da bir mesela bir madde kullanan bir çift var benim hastam. Onlarla görüşüyorum. Onları tedavi etmeye çalışıyorum. Madde bağımlısı olmanıza gerekiyor. Onun için madde bağımlısı mı olmam gerekiyor? Veya diyelim ben aile danışmanıyım. Boşanmış bir çiftle görüşüyorum. Boşanma evresindeler. Onların ailesini kurtarmaya çalışıyorum. Benim boşanmış bir evde olmam mı gerekiyor? Evet. Hayır. Dolayısıyla bu konu konuşmak için sigara için biri olmama ihtiyaç yok. Evet. Kanal tedavisi yapmama gerek yok. Aynen öyle. Aynen, ona benzer. Evet. Hocam, sigaranın evlilikler ve çocuklar üzerinde etkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani eşlerin birbiriyle ilişkileri ya da ebeveynlerin çocuklarıyla olan ilişkilerini nasıl etkiliyor sizce? Şöyle, sigaranın temel mekanizması bizim damar yapımızı bozuyor. Sokrat'ın güzel bir sözü var. Diyor ki siz damarlarınızın yaşındasınız. Yani bir insan 20 yaşında olabilir ama evet, damarlarını yaşlandırmışsa, metabolik kötü yaş, beslenmiş. Aynen, metabolik yaş. Evet. Güzel eklediniz. Metabolik yaşı ileriyse, 40 yaşındaysa aslında 40 yaşındadır. Ve bir insan 50 tabii yaşına gelmiş. Metabolik yaşımızdayız aslında. Aynen öyle. 50 yaşına gelmiş ama sağlığına dikkat etmiş, zararlı alışkanlıklardan uzak durmuş, sigara, alkol içmemiş. Onun damarları 30 yaşındaysa o adam aslında 30 yaşındadır. Sigara işte damar yapımızı bozuyor. Aslında sigara içen, 3-5 yıldır sigara içen bir gencin damarları aslında 20 yaşında değil de 30 yaşındadır. Damar yapımızı bozduğu için bizi kalp damar hastalıklarına yatkın ediyor. Sigara damar yapımızı bozduğu için bütün vücudumuz kanla besleniyor. Vücudumuzun her yeri, tüm organlarımız kanla gıdalanıp bir işlem yapıyor, bir fonksiyon görüyor. Onlar damarlanma sisteminde, vasküler sisteminde arıza çıktığı için, beslenemediği için tüm hastalıkların sebebinde altyapıda sigara var. Damarsal sistemi etkilediği için. Yani damarların daralmasına, tıkanmasına sebep oluyor. Aile yapımızı şöyle etkiler. Erken yaşta astım KOAH oluruz. Sinan Canan Hoca'nın çok güzel bir sözü var sigara ile ilgili. Diyor ki, sigaranın kanıtlanmış bir tane faydası vardır. Sigara içenler Alzheimer olmuyor. Büyük bir çalışma yapılmış. Sigara içenler Alzheimer olmuyor. Neden? Çünkü Alzheimer olacak yaşa varmıyorlar zaten. Alzheimer genelde 65-70-75 yaştan sonra çıkan bir hastalık. Sigara içenler zaten o yaşı görmediği için Alzheimer'da olamıyorlar.
Bunu fayda olarak görürsek sigaranın böyle bir faydası var. Devam edelim. Aynen öyle. Onun dışında aile yapımıza, çocuk yapımıza hiçbir şekilde faydası yok. En büyük risk faktörü sigaradır. Yani bugün ülkemizde olan boşanmaların, ki yani her iki çiftten bir artık boşanacak düzeyde, ülkemizde olan boşanmaların büyük çoğunluğundan sorumlu olan sorun cinsel anlaşılmazlıklar, cinsel yetersizlikler, cinsel hastalıklar. Bundan da en büyük sorumlu olan şey aslında ülkemizin yoğun bir sigara tüketimi. Dolayısıyla bu yoldan bir ciddi etkisi var cinsel yaşamımıza. İkinci olarak sigara içen çocukların %90'ının ailesinde de sigara içildiği görülmüş. Sigara görsel yolla bulaşan bir hastalıktır. Görsel yolla bulaşıyor. Birebir gördüğünü örnek alır aldığı aynen için. Birebir görüyor. Söylenen değil. Evet. Ya bir çocuğun anne babası onun güvenli alanıdır. Anne babasının yaptığı şey doğrudur, yapmadığı şey yanlıştır. İzin verdiği şey yapılmalıdır, vermediği şey yapılmamalıdır. Anne babasının sigara, hani gözünün önünde içmese bile sigara içtiğini bilen çocuk, anne babasını güvenli alan bildiği için sigarayı da güvenli alanın içinde bilir. İçmeye devam ediyor. Evet. Çok güzel bir hikaye anlatmak istiyorum size. Beni çok etkilemişti bu hikaye. Ben hipnoterapi eğitimi almıştım tıpta hipnozun kullanımı ile ilgili. Bu alanda Sağlık Bakanlığımızın yetkili bir hocasından. O eğitimde bunu anlattı. Şimdi o hocanın hastalarından biri uzun yıllardır sigara içicisi, yoğun bir tiryakisi ve bırakmak istiyor. Birçok denemelere rağmen, ilaçlar kullanmasına rağmen, bırakıp tekrar başlamalarına rağmen bir türlü bu illetten kurtulamıyor. En son ya bir de hipnoz dene, belki işine yarar diye bizim o hocamıza geliyor. Hocamız acaba senin sigara bağımlılığının altında ne yatıyor? Bu kadar yoğun isteğinin altında ne yatıyor diye onu birkaç seans alıyor. Regresyon hipnozu dediğimiz bir hipnoz var. Yani hastanın bilinçaltına, çocukluk yıllarına, eski yıllarına gidip orada yaşadığı sorunların eski yaşadığı travmalarla ne kadar ilişkili olduğunu ölçen bir yolculuk. Böyle diyebiliriz kısa olarak. Ve altta yatan sebebin şu olay olduğunu görüyorlar. Olay şu, bu çocuk yoğun sigara tiryakisi olan hasta, babasından hiçbir zaman doğru düzgün sevgi görmeyen, ilgi görmeyen, baba şefkati görmeyen bir ailede büyümüş. Babasıyla hiç samimiyeti olmamış. Bir tane küçük kardeşi olmuş. Ve bir gün annesi yoğun bir şekilde kötü bir hastalık geçirmiş. Hastaneye yatırmışlar. Doktor babasına annenin durumu ağır, kayıp edebiliriz, her şey hazırlıklı olun diye babasına kötü bir haber vermiş. O dönem ilk defa bu hasta çocuğun babası bu çocuğu kucağına almış. İlk defa hayatında. Hasta bunu kendisi anlatıyor. İlk defa çocuk kucağına almış, sarılmış, öpmüş, ağlamış ve bir sigara yakmış. Ve bu çocuk babasının onu ilk defa öpüp sarılmasını sigarayla özleştirmiş. Sonra babası vefat etmiş. Çocuk her babasını özlediğinde, baba şefkatini özlediğinde babasını hatırlamaya çalıştığında sigara içmeye başlıyormuş. O sevgi anına götürüyormuş sigara onu. Hep bir nokta bırakırlar ya harita gibi. Sigarayla öyle bir baba arasında, baba sevgisi arasında bir bağ kurmuş. Ve bunu kendisi de farkında değil. Bu hipnoterapi seansında ortaya çıkıyor ve hasta ondan sonra çok rahat bir şekilde bu ayrışmayı yapıp, tabii o terapi görüp yapıp sigarayı bırakabiliyor. Yani dedim ya, duygusal boşlukları biz doldururuz bağımlılıklarla. Hocam her zaman öyle değil bence. Şimdi biz burada çoğunlukla, böyle dedik, evet. Bütün izleyenlerimiz hipnoterapiye gitmesin. Tabii ki. Yani her zaman öyle tabii değil. Her tabii hasta uyumlu de. Değil, evet, buna bakılması evet, lazım. Tabii aynen, bakılması gerekir. Ben bazen de şey diye düşünüyorum, hani böyle mücadele etmek istememek mi demeliyim? Hayat ne yazık ki ondan ibaret değil ama bir kaçış yolu aramak, hani mücadele etmek istememekle sigarayı da özdeşleştiriyorum ama tabii öyle ilerlememek de gerekir. Evet. Hayatın ne yazık ki inişleri ve çıkışları da var. Kesinlikle. Hocam peki bu sigaranın evlilikler ve çocuklar arasındaki ilişkiye ekleyeceğiniz bir şey yoksa? Bir cümle ekleyebilirim. Evet, buyurun. Bilimsel çalışmalarda kadınlarla erkeklerin eğitim düzeyli sigara bağımlılığı arasındaki oranı ölçmüşler. Evet. Erkeklerin eğitim düzeyi arttıkça sigara içme oranı azalıyor. Kadınların eğitim düzeyi arttıkça sigara içme oranı da artıyor. O bizim ülkemize dair bir araştırma. Bu genel bir ortalama. Evet. Acaba şey dedim, hani bizim ülkemizde programın başında dediniz ya, hani kadınların özgürlüğü gibi aksettiriliyor evet, sigara sanki. Evet, onunla evet. Eşleştirecektim ama evet, evet. Dünya genelindeyse yine aynı şekilde eşleştirebiliriz. Yine eşleştirebiliriz. Evet. Evet. Eğitim düzeyi arttıkça sigara içmeyi evet. Kadının özgürlük alanı gibi tabii. Görülüyor olabilir kadınlar tabii, tabii. Tarafından. Ya kadın ben özgürüm, kendi paramı kazanıyorum, kendi arabamı sürerim, sigaramı içerim, gibi, arkadaşlarımla evet. Takılırım moduna girerek onlarda eğitim düzeyi arttıkça, birazcık daha maddi refah arttıkça sigara elimde artıyor. Erkeklerde ise tam tersi. Tam tersi.
Peki hocam, biraz da sigara ve doğa ilişkisine değinelim mi? Sigaraların izmaritlerin sebep olduğu orman yangınları hakkında biraz konuşalım isterseniz. Olur. Bu konuyla alakalı ne söylemek istersiniz? Şöyle, sigara bir kere yani şöyle düşünün, yoğun bir şekilde sigara içiliyor. Biz Türkiye olarak bir yılda sigaraya sizce ne kadar para veriyoruz Türkiye olarak? Bir tahmin edemeyeceğim var mı? Kadar yüksektir bence. Çünkü sigara fiyatları da çok arttı. Evet. Ortalama sadece sigaraya verilen para 2,5 milyar lira. 2,5 milyar. Bununla kaç üniversiteler, kaç eğitim kurumları, yani neler kaç yapılabilir? Okul, kaç hastane, şehirler inşa kurulabilir. Edilir, evet. Evet, şehirler kurulabilir. Çok büyük bir rakam. Sayamıyorsun yani milyarları. Ciddi bir para veriyoruz. Bu bir. İkinci, sigaranın tüslüsü, sigaranın içeriğinde 4800'e yakın zararlı kimyasal madde var. Bunların 60'a yakınının kanserojen olduğu kanıtlanmış. En baştası da katran. Katranın vücudumuz %70'ini atamıyor. %30'unu sigara buharını verdiğimiz zaman çıkarıyor, %70'i akciğerlerde birikiyor. İşte akciğer kanserini yapan o her sigaradan aldığımız %70 katran oranı. Bunlar hem sağlığımıza hem havayı pisliyoruz, atmosfere, hava kirliliği. Hatta bir hocamızın sözü vardı, uygun görürseniz belki videoda kalabilir. Diyordu ki bir insanın sigara içme hakkı denize işeme hakkına benzer. Bir insanın denize idrarını yanması ne kadar absürtse toplum... Kul hakkı mı diyorsunuz hocam sigara içmeye? Evet, kesinlikle kul hakkı. Kul hakkı. Evet, ben, tabii. Ben mesela istisnalar dışında mesela hakkımı helal etmiyorum. Ya hocam. Evet, çünkü şu an mesela bizim kapalı alanlarda sigara içme yasağımız var ama büyük oranda kullanılmıyor. Birçok kafelerde aslında bakıyorsunuz. Aslında ciddi cezalar kesiliyor ama hala onu oturtturamadık tam ülkede. Aynen öyle. Yani yeteri kadar bu bilinçli konuda kontrol değil, sağlanamıyor, evet. Bilinç sağlanamıyor. Ben mesela gittiğim kafelerde söylüyorum. Ya diyorum kardeşim, bunun üç tarafı, bu kafenin üç tarafı açık. Bir tarafı kapalıysa, üç tarafı açıksa burada sigara içilemez. İçmemesi lazım. Oradaki içen kardeşim beni etkiliyor. Burada astım hastası var, KOA hastası var, akciğer kanseri öyküsü atlatmış olan var, çocuk var, gebe var bu kafede. Onlar da alıyor bu sigara kokusunu. Evet. Yani sigara içen ailede bir çocuk ortalama 5-6 tane sigara içmiş sayıyoruz biz. İçmiş gibidir. Düşünsenize, çocuğunuzun 3 yaşında çocuğunuzun sigara içmesini ister misiniz? Tabii. İstemezsiniz. Ama evde içtiğinizde çocuk etkileniyor. Dolayısıyla toplumsal olarak kul hakkıdır, doğayı kirlendiriyoruz. Aydın Üniversitesi'nde yapılan bir çalışmada 160 küsür orman, Türkiye'deki orman yangının nedeni araştırılmış, 80 küsürünün nedenini sigara olarak görmüşler. Bu genel ortalamada, dünya ortalamasında da böyledir. Yani sigara vücudumuzda akciğerlerimizi yakıyor, doğada da yine ciğerlerimiz olan ormanlarımızı yakıyor. En azından içiyorsanız izmariti yere atmayın. Evet, yere atmayın, başkalarının yanında içmeyin, pasif içiciliği, yani tebliğ etmeyin. Sigaranın dört boyutu var derler ya, bir içeriz kendi sağlığımıza zarar veririz, iki bütçemize, ekonomiye zarar veririz, üç doğaya zarar veririz izmaritiyle, yangınıyla, pis kokusuyla. Dört de sigarayı tebliğ ediyoruz. Sigara içen herkes aslında sigara yaygınlaştırıyor. Sigara içen herkes aslında sigarayı normalleştiriyor. Ya bu da aslında bir bedel. Normalleştirmememiz de lazım. Dolayısıyla sigaranın tüm doğa olaylarıyla alakalı da ciddi şey var, suçluluk oranı var. Evet. Yani seri katil bir aslında bir sigara. İçimizi yaktığı gibi dışımızda yakıyor, öyle diyebiliriz. Evet. Bu kadar zararlarını anlatıyoruz işte. Kamu spotu yayınlanıyor televizyonda, internette. Hala insanlar nasıl içmeye devam ediyor? Çoğu zaman anlamıyorum. Hani bu kadar farkında olup da bu kadar bırakılamayan bir şey. Nedenini açıklayayım mı size? Bizim bu konuştuğumuz, bu programımız, sigarayla ilgili yazılan kitaplar, programlar, uygulamalar hepsi bilinç düzeyinde yapılan şeyler. Ama insanlar sigarayı zaten bilinçli içmiyor ki. Bir insan zaten bugün bizim bu programda anlattığımız tüm zararları az çok biliyor. Aslında her şeyi herkes biliyor. Sigara paketlerinde bile aslında çok kötü görseller var mesela. Aslında o bile sigaranın tebliğidir. Sigarayı normalleştiriyor. Mesela kötü resimler koyuyorlar, işte kanser olmuş, bacağı gangren olmuş, akciğerler çürümüş. Aslında bu bir sigara reklamıdır. Yani insanları sigaraya karşı bir teşvik eder. Arka plandaki politik yönü budur. Fakat biz sigaranın bilinçaltı boyutuyla mücadele etmeliyiz. Yani biz sigaranın bilinç, şu an ben istatistik söylüyorum burada bir hekim olarak. Ama bu insanların çok da işine yaramıyor. Biz insanlara bilinçaltı boyutta tedavi etmeliyiz. Çünkü insanlar bilinçaltı boyutta zaten içiyor onu. Gerçek anlamda nasıl engelleyebiliriz? Bilinçaltı boyuttan kastınız nedir hocam? Gerçek anlamda bir... Psikolojik destek mi muhakkak? Evet, yani şöyle, kesinlikle sigara tek bırakılamıyor. Tek. İstisnalar var.
Yani bir adam kalkmıştır, bırakacağım demiştir, bırakmıştır. Hepimizin öyle bir tanıdığı vardır. Evet, benim babam. Evet, hepimizin vardır ama ortalama istatistik olarak sigara tek bırakılabilen bir şey değildir. Kolay kolay bırakılmaz. Yani genelde destekle bırakılması lazım. Ya da hocam toplumda doktor korkutması mı demeliyim? Doktor illa alacak, korkutacak. Sigara içersen şöyle olur, sigara içersen böyle olur, evet. Sigara içersen öyle olur. Onunla ilgili de bir istatistik söyleyeyim. Doktor bırak diyenlerin, bunun bilimsel çalışması yapılmış. Doktor bırak diyenlerin %5'i bırakıyor. Ve onların büyük bir kısmı tekrar geri başlıyor. Tekrar geri başlıyor. Evet, sigarada relaps oranı %85'tir. Yani bırakıp... Kaç sene içindeki relaps oranı hocam? Bir sene içinde. Bir sene içinde tekrar geri başlama oranı %80'in üzerinde. Bir sene bırakırlarsa yüksek oranda bırakmış. Bir sene geçtikten sonra %2'ye düşüyor. Evet. Ciddi oran. Aynen. İlk sene durmalar, sonra. İlk sene dayanmalar lazım. İlk sene dururlarsa, sabrederlerse, ilk sene dönmezlerse hiç, ilk seneden sonra çok rahat, ciddi oranda azalıyor. Geri gelenler çok az. Ama ilk sene içinde çoğu geri dönüyor. 6 ay içinde dönüyor. Şimdi doktor bırak bu senin sağlığına zararlı diyenler arasında sadece 5 kişi sigarayı bırakmış 100 kişiden. Ama başka bir çalışmada uzun yıllar sigara içip kalp krizi geçiren, SVO dediğimiz serebrovasküler olay, beyin kanaması geçiren, MI geçiren hastaların %95'i bırakmış. Buradan sonuç şu çıkıyor. Bir musibet bin nasihattan iyidir öyle. Diyoruz. Aynen öyle. Ama tabii ki de istemeyiz olay o noktaya gelsin evet. Bu arada. İşte akıllı insanlar o pıhtı atmadan ki süreci görüp bırakıyorlar. Akılsız insanlar ölümle yüz yüze geliyorlar. Hele yani dönerse, kalp krizinden, MI'den dönerse, felç kalmazsa o bırakıyor. Ha giderse zaten gitmiştir ki çoğu gidiyor. Ama bu tarafta kalanlar bizimdir deyip hani büyük oranda bırakıyor. Yani insanlar başına gelince bırakıyor. İsterse doktor desin, isterse anne babası dövsün fark etmez. Bırak içiyorlar yine. Ama ölümle burun buruna gelip o kalp krizinin ne demek olduğunu, aylarca yoğun bakımda yatmanın ne demek olduğunu, o KOAH hastasının nefes almak için enerjisinin %50'sini, %60'ını nefes almaya harcar bir KOAH hastası. Kronik obstrüktif akciğer hastası ve esas sebebi %90 sebebi sigaradır. Türkiye'de yoğun bir KOAH hastalığı vardır. Ben babam da bir sigara içicisidir ve akciğer kanserinden vefat etti. Ve bunların hepsini yaşadıktan gördükten sonra işte o zaman bir gün içinde bırakabiliyorlar. Ama çok geç oluyor. Yine nerede bırakırsak kârdır tabii de geç bırakmamak daha önemli. Evet doğru. Tabii geç kalmamak da önemli. Hocam biraz önce dediniz ki işte sigaranın içerisindeki kanserojen maddelerden bahsettik. Ve en çok öldüren 5 hastalık ya da en çok görülen 5 kanser türü mü demeliyim? Evet. Bunları sigara ile ilişkilendirebilir miyiz? Muhakkak ilişkilendiririz de bunların hani sigara ile ilişkileri nedir? Evet. Şöyle diyelim. Bir adam çıkmış. Düşünün Nazra Hanım. Televizyon izliyoruz. Haberlerde şok bir haber çıkıyor. Diyor ki abi bir adam çıkmış. Kim olduğu belli değil. Maskeli biri. Her yıl Türkiye'de 100 bin insanı öldürüyor. Tamam mı? Yani bir seri katil var. Evet, bir seri katil var. Evet. Her yıl Türkiye'de 100 bin insanı öldürüyor. 100 bin insan öldürüyor. Biz pandemide ne kadar canfeşanlık ettik, aşılar yapıldı, testler yapıldı. Dışarıya çıkmadık, hayat durdu. Evet, neden? 50 bin insan öldü bir yılda. Ya arkadaş 100 bin ölüyor, evet. Bunun için de benzer tedbirler yapmamız gerekmiyor mu? Yapılmıyor. Bu ayrı bir konu. 100 bin insan ölüyor, bunu araştırırız değil mi? Ama çok açık, açık ara sigara. Dünyada en çok, Türkiye'mizde de bu statistik benzerdir. Dünyada en çok insan öldüren hastalık tansiyondur, yüksek tansiyon. Hipertansiyon. İkinciye de sigara gelir. Üçüncü yerde obezite gelir. Dördüncü yerde hava kirliliği gelir. Beşinci yerde şeker gelir. Ülkemizde dünya istatistiğiyle aynıdır. Yani aralarında bir yer değişme vardır. Yani yerlerini değişir. Sigara fix ikinci yerdedir. Yani bir tansiyondan ölür insanlar, iki sigaradan ölür. Tansiyon esas sebebi nedir? Yine sigaradır. Sigara damarları bozar, bozulmuş damarlarda tansiyon hastalığı oluşur. Düz mantıkla. Dolayısıyla yine bire oynayan bir seri katil. Dolayısıyla yani şöyle diyor ki, kötü hekimler hastalarını tedavi eder, iyi hekimler, vasat hekimler hastalarını eğitir, iyi hekimler hastalıktan korur, hastalarını hastalıktan korur. Yani benim amacım sigaradan insanları koruyabilmek. İçenlerin büyük bir kısmını kaybetmişizdir. Bak dönenler olacaktır, onlara seveceğiz, sarılacağız. Asla sigara içenleri dışlamanın taraftarı değilim, onlara karşı yapılan saygısızlığın taraftarı değilim. Onlara karşı olan baskıların hani hukuki olarak vesaire taraftarı değilim. Bu eğitimle, bilinçlenmeyle, farkındalıkla oluşacak bir şey. Fakat temel bence bizim görevimiz içmeyenler olarak içmeyenleri korumak.
Çünkü en büyük tedavimiz de budur. Başladı mı geri dönüşü gerçekten zor. Mümkün ama zor. En güzel tedavimiz tüm hastalıklarda olduğu gibi sigarada da korunmaktır. Yani böyle hani sosyal içici diyoruz ya hocam, işte ben arkadaşlarımla oturunca içiyorum. Evet. Ya da ben ayda bir tane içiyorum, zaten içici değilim diyenleri de içici olarak nitelendiriyor sanırım, değil mi? Yani evet, bir tanesi bile bağımlılık göstergesi sigarada anladığım kadarıyla. Evet. Yani bir kere içmek bile ayda. Evet. Bilimsel olarak şöyle, düzenli olarak günlük 3 tane sigara içen artık bağımlı kategorisine giriyor. Fakat şöyle bir durum var Azra Hanım. Hiç kimse yıllardır, düşünsenize 5 yıldır, 10 yıldır ben arada sırada içerim demez. Ben arada içiyorum, sosyal içiciyim, arkadaş ortamında içerim, keyfi olarak içerim diyenlerin o deme süresi birkaç aydır. Belki 1-2 senedir. İstatistik sonra olarak. Normal içici evet, oluyorlar diyorsunuz. Hiç kimse o sosyal içicilik arasında kalmıyor. O sadece küçük bir aradır, kendini avutma sürecidir. O işte ben de o tarafta değilim, bu tarafta içiyorum da istediğim zaman bırakıyorum modudur. Hiçbir sigara içen sigara içmek istemez. Hiçbir içici içici olmak istemez. Hiçbir içici. Ben içiyorum abi, seviyorum da diyenler hepsi yalan konuşuyordur. Hepsi. Buna kendi adım kadar eminimdir. En güzeli hiç başlamamak. Evet, en güzeli hiç başlamamak. Hiç içmemek en güzeli. Başlayan, deneme amaçlı başlayan istatistik olarak 5 kişiden ortalama 3,5'u devam ediyor. Bağımlı oluyor. Düşünsenize. Evet, ciddi bir oran. Evet. Hiç ele almamak en güzeli evet, yani. Evet, aynen öyle. Peki hocam bir de şey var, elektronik sigaralar var. Evet. Elektronik sigaralar normal sigaralardan daha mı az zararlı? Evet. Şu elektronik sigara ile nargile konusu da çok popüler bir konu. Aslında 2007 yılında mıydı, yanlış hatırlamıyorsam 2000'li yılların başlarında Çin sigara bırakmaya destek olmak için elektronik sigaralar çıkardı. Aynen. Hani ülkemize bir dönem gelmedi, gelmesi yasaktı. Evet. Hala sonra yasak. Hala mı yasak? Hala yasak. Şu ama an hala çok açıkça satılabiliyor. Evet, evet, bu illegal işte. Şu an Türkiye'de elektronik sigaranın kullanılması da satılması da hepsi yasak. Elektronik sigaranın. Fakat yapılıyor yani, millet alıyor evet, kapıdan. Çok açık internet sitelerinde tabii, çok açık alınabiliyor. Her yerde her türlü aromalıları, her türlü çeşitleri, pervanelileri, ışıklıları, evet, evet, meyvelileri, çileklileri her türlüsü var. Yani başta güya bu niyetle çıkardılar elektronik sigarayı. Ama bu hep tarih boyu böyle olmuştur. Mesela sigaranın tarihini okuduğunuzda şunu görürsünüz. Büyük sigara şirketleri vardır. Bunlar istatistikleri takip ederler. Biz 2024 yılında ne kadar karlıyız? 2023 yılında ne kadar karlıyız? Bakın tarihte bunu görüyorsunuz. Ne zaman sigara satışları bazen düşmüş, o zaman bir yeni bir model çıkmıştır. Yeni bir ürün evet, nargile sürülmüş. Yeni bir ürün de o dönem çıktı. Sigara belli yerlerde azaldı. Dediler abi tamam buradan gidemiyoruz. Nargileyi devreye soktular. Nargile de çok zararlı. Nargile gerçekten tabii birebir bulaşıcı hastalıklara etme. Heh, efektif yönü var dediğiniz evet, gibi. Evet. Artı ağız diş kanseriyle ilgili ciddi evet, yayınları var. Oral artı kanserlerle ciddi. Bir arabanın egzozunu ağzında yayıp oradaki egzozu çekmekten hiçbir farkı hiçbir yok. Hiçbir farkı yok evet. Aromasını güzelleştiriyor sadece. Ve bir bilimsel olarak bir nargile periyodu 100 adet sigaraya eşittir. Yani bazen hava atıyorlar ya, yok abi ben sigara içmiyorum. Sigara artık birazcık daha hani biliniyor kötü bir şey olduğu, sigara içenlerin doğru bir şey yapmadığı farkındalığı var ya. Bazı arkadaşlar şöyle diyor, yok ben sigara içmiyorum da zengin moduna geçiyor. Ben nargile içerim arada ya ayda da bir, haftada bir. Ya da pro içinde mi aynısı geçer? Pro içinde. Ya da ben işte haftada bir pro içiyorum. Evet, doktorlar diyorlar, çok pro içer. Evet. Çünkü niye? Der ki ya sigara halk işidir, ben doktorum, ben pro içeceğim. Daha çok zararı var. Ama abi ben daha nargile zararlı içeceğim. Evet, bir hafta nargile boyunca sigara için bir pro içeceğinize evet, daha evet, şey diyorsunuz. Haftada bir sigara içtiğiniz, her hafta bir diyelim nargileye gidiyorsunuz arkadaşlarınızla. 4 paket sigara içmiş gibisiniz. Aynıya dönüyor olay. Evet. Daha zararlı dönüyor hatta. Elektronik sigaralarda öyle. Yine bilimsel çalışmalarda elektronik sigaraların her 3 tanesinden birinde teknik arıza olduğu ortaya çıkmış. Ciddi oranda yayınlar var elektronik sigaraların patlama oranları ile ilgili. Ciddi oranda patlama yapıp elektronik bir cihaz sonuçta, içinde sıvısı tabii var. Tabii şarj ediliyor. Şarj ediliyor, deposu var, elektronik sistemi var. Patlama olup bir sürü yüz yaraları ile ilgili vakalar var. Yüz, göz, burun, ağız, dudak patlaması yaptığı vakalar var. İki, elektronik sigara içenlerle normal sigara içenlerin kanındaki nikotin oranını karşılaştırmışlar. Çalışmaların çoğunda eşit oranda çıkmış. Bazılarında elektronik sigaradaki nikotin oranı daha çok çıkmış. Yani
Bir nargile içmek, pro içmek, elektronik sigara içmek bizi bağımlı yapmıyor değil. Daha çok bağımlı yapar. Elektronik sigara içenler, sigara içen düz sigara içiyordur. Elektronik sigara içenler ışıklısını içiyordur. Evet. Kokulusunu, çikolatasını, aromalısını içiyordur. Yani aslında bu da sigaraya bir teşviktir. Şimdi mesela daha çok arttı ülkemizde görüyorum genç çocuklar. Taşıması falan daha kolay ya, çakmağa evet. falan ihtiyaç olmuyor. Evet, daha evet. şey duruyor. Aynen öyle. Daha kokulu olunca daha rahat evet. gibi duruyor. Bizim o yüzden hocamız, tüketim arttı. Evet, bizim hocamız şöyle örnek veriyordu. Diyordu ki şöyle düşünün, siz gelmişsiniz Azra Hanım doktora. Hı hı. Diyorsunuz sigara içen birisiniz ki evet. ülkemizdeki çoğu hastalar içiyor. İçen biri değilim ama evet, içen biri olarak geldim. Evet. Diyelim içen birisiniz. Diyorsunuz ki hocam benim kanım düşük, vitaminim düşük, şu değerlerim düşük. İşte kilo vermek istiyorum, şunu yapmak istiyorum, bunu yapmak istiyorum. 3 aylık kan şekerime baktıracağım. Ciddi bir kontrol istiyorsunuz, tamam mı? Ben bu hastalara şöyle bakıyorum. Abla, abi sigara içiyor musun? Evet. Şöyle düşün. Bir yılan seni ısırmış. Şurada kolundan tutuyor böyle. Ha böyle ısırmış kalıyor. Seninle yatıyor, seninle kalkıyor, seninle duşa giriyor, seninle işe gidiyor. Her yerde seninle ve sürekli oradan gıdım 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 sana zehir veriyor. Sen bana geldiğinde ben ilk ne yaparım? Tamam, senin B12'nin düşük, B12 mi yükleyelim evet, derim. Evet, destekleyelim ama. Evet, yahu kardeş senin yılan var, ısırıyor. Hmm. Yıllardır seninle, bunu bir önce atalım. Önce bu zehirden seni evet. koruyalım. Bu düzenli sana zehir veriyor. Sonra senin diğer işlerini yoluna koyarız. Sen oradan zehir aldığın sürece benim sana ne ilacımın etkisi olur, ne tedavimin etkisi olur, ne seni hastalıklardan koruyabilirim. Önce yılanı kopar batarız, değil mi? Sigara böyledir. Evet. 20 yıldır, 30 yıldır içicidir ve bir sürü hastalık kafasına takıyor. Aslında ilk bırakması gereken şey o. O zehiri önce uzaklaştırmak. Hmm. Bu örneği de vermek istedim. Evet, etkilendiğim evet. bir örnek çünkü. Evet, gerçekten öyle etkili. Çünkü biz hemen bir hastalıkta falan direkt vitamin desteğimiz eksik. İşte D vitaminimiz yok, işte B12 eksik diyoruz ama halbuki altta yatan temel problemi çözmemiz gerekir önce. Gerçekten evet. önemli. Hemoglobin eksikliği için bile öyle hocam, değil mi? Evet. Kansızlıkta işte ne oluyor, ilaç alıyoruz falan ama halbuki önce bir sigarayı kesmemiz gerekiyor. Kesinlikle öyle. Kadınlarda önemli bir konu tabii bu da. Hocam peki bazen şeyi de görüyoruz ya, işte sigara şuna sebep oluyor, buna sebep oluyor dedik ama etrafımızdan da duyuyoruz. İşte bir kişi yıllardır sigara içmiş ama hiçbir rahatsızlığı yok. Yani böyle şeylere de şaşırıyoruz aslında. Evet. Bu 20-30 sene sigara içip de hiç hasta olmayanların sırrı nedir sizce? Evet. Şey, o sırrı bize de versinler. Evet, o sırrı bize de versinler lütfen. Bize de olaysınlar. Yani öyle insanlarla karşılaşıyoruz çünkü aslında diş hekimliğinde bile öyle. İşte geliyor hastamız, 20 senedir sigara içiyorum. Hiç çürüğüm yok hocam, ben ne zaman sigarayı bırakırsam o zaman dişlerim çürümeye başlayacak gibi cümleler de duyuyoruz. Bunların gerçekten sırrı nedir? Ya da böyle bir şey var mıdır? Şöyle söyleyeyim. Bizim derslerde hatırladığım şöyle bir şey vardı. Sigarayı iki halde doktorlar öneriyorlardı. Hı hı. Birincisi Behçet hastalığında. Behçet hastalığında evet. biliyorsunuz işte ağızda, genital bölgede evet. ve gözde belli lezyonlar olur. Aynen. Direkt ağızda af çıkmasına engel oluyor sigara zaten. Çünkü aynen öyle. Sigara bırakanlar ilk başta zaten bize geliyorlar. Ben sigarayı bıraktım, ağzımda yaralar çıkmaya başladı evet. diye. Evet. Bu şöyle yanlış anlaşılmasın. Hı hı. Sigara içmiyor da ağzında af çıkmış, sigara içsin değil. Evet. Sigara içenlerde Behçet hastalığında ağızda af çıkma, o delik yaralan çıkma ihtimali daha az görülmüş. Bunun sebebi şu, sigara içenlerin ağzı zaten uyuşuk olduğu için, reseptörleri, tat reseptörleri zaten bozuk olduğu için, evet. ağzı zaten bir sanki koruyucu bir ilaçla, kimyasal bir ilaçla kaplı olduğu için onlarda af az görülüyor. Yoksa bunun sebebi zaten sigaradır. Bunlarda yani sigara içmeselerde daha az olmayacaktı aslında. Hani hı hı. sigara şöyledir, sizi bir şeye bulaştırır, geri çekildiğinizde eksikliğini hissettirir ya, böyledir. Evet. Bir de ülseratif kolit hastalarında hı hı. yani bağırsaklarında, bağırsak kolon bölgesindeki son kısmında olan yaraların olduğu, ülserlerin olduğu hastalıkta sigara içenlerde daha az yaranın olduğu görülmüş. Bu yine sigaranın baskılayıcı ama etkisiyle bu bire alakalıdır. Ama bu birebir dediğiniz gibi sigara için demek değil. Çünkü atıyorum evet. ağızdaki aftı baskılıyor ama bu sefer kalp damar hastalığına sebep evet, oluyor evet. gibi. Yani şöyle düşünün, ben size gelip desem ki Azra Hanım ben size 2 lira veriyorum, siz bana 2 bin lira verin. Siz bana 2 bin lira verirseniz akıllı mı sayılırsınız? Tabii, aynen öyle. Sayılmazsınız aynen. değil mi? Bu öyle bir örnek. Yani sen zaten belki sigara içmeseydin bu hastalıklar büyük ihtimalle olmayacaktı.
Evet. Ama hani mesela bizim bir genel cerrah hocamız var, diyor ki ben ülseratif kolit, ben sigaraya en karşı insanlardan biriyim ama ben bile ülseratif kolit hastalarıma sigarayı bırakmayın en azından tedavi sürecinde diyorum. Çünkü sigarayı hemen bırakmak istemeyiz biz. Çünkü bir insan depresyondadır. İşte sen depresyondasın, işte başka değerlerin yerinde değil, hemen gel sigarayı bırak diye uğraşmayız. Önce biraz onun kafasını, vücudunu ortalama bir düzeye getirmek lazım. Bu karar vermesi lazım. Sonra sigara bıraktırma yoluna götürmek lazım onu. Peki. Yani böyle kör körenle de dalıp hemen bıraktırmak da doğru değil. Bir algoritması var. Şey zamanı evet. Yayarak. Evet, direkt evet. Böyle kestirip atmak değil sigarayı. Evet. Ya yani. Aslında sigaranı bırakmanın yolu bir defalık. Bunun da çalışması yapılmış. Bilimsel olarak sigarayı kademeli bırakanlar %3-5 civarında başarılı olmuşlar. Azaltarak bırakanlar. Sigarayı tek seferde bırakanlar yanlış hatırlamıyorsam %68 civarında başarılı olmuşlar. Bu birçok çalışmada da kendini kanıtlamış. Sigara tüm uzmanların deyimiyle ortak ağızdan tek seferde bırakılan bir şeydir. İsterseniz günde 5 paket için, isterseniz 5 adet için. Önemli değil. Sigara tek seferde bırakılır, bırakırım denilir bırakılır. İşte, sonrasında nikotin sakızı vesaire kullanılabilir mi hocam? Evet. Gerçi onlara geleceğiz. Tabii ki. Bölümün ilerleyinde. Siz tek seferde bırakın diyorsunuz. Bir anda bırakmaya karar verin. Aynen. Evet, çalışmalar hani karar verme aşamasında acele etmeyin. Kafanızı toplayın. Net karar verin. Yani kardeş ben artık bıktım. Bu bitmiştir. Kafanda bitirin. Ondan sonra bir anda bırakılır. Algoritma çizilir. Mesela ben hasta geliyor bana. Diyor ki hocam kapıya yaz. Ben kapıya şey yazmışım. Sigaradan gerçekten bıktıysan konuşalım yazmışım. Tamam mı? İçen hastalar. Polikliniğin kapısına. Aynen polikliniğin kapısına. Gelen hastalar diyor ki ya hocam ben gerçekten bıktım. Diyorum abla karar verdiysen konuşalım. Vermediysen beni uğraştırma. Net olun gelin aynen, bana. Aynen uğraştırma. Evet. Hani sen bu kapıdan çıktıktan sonra benim umurumda değilsin. Ben her gün 150 hasta görüyorum. Seni unutuyorum bile. Evet. Senden sorumlu sensin. Gerçekten bıraktıysan bak ben sana 15-20 dakikalık konuşma yapacağım. Kapıda 10 hastayı bekleteceğim. Ciddiysen konuşalım. Ciddi değilsen ya ben işte seviyorum da arada bakıyorum da o zaman devam et. Gerçekten bakınca tam gelirsin. Tam kendinizi hazır hissettiğiniz evet. Noktada sigaraya atın evet. Diyorsunuz. Hocamız şöyle derdi. Hani o sigara bırakmak isteyip özgürleşmek isteyip uçacak olan kişi gelir tüm zor zorluklara katlanır, karar verir, tepenin başına gelir. Tam atlayacak kararı vermek aşamasında biz hekimler olarak arkadan sadece ufak bir ittiririz. Yapacağımız sadece budur. Geri kalan oraya o gelecek. O kafasında bitirecek, kararını verecek, artık kurallarını koyacak. Biz sadece tamam abi hadi modunda deyip, onu diyeceğiz. Peki. Hocam biraz da sigaranın tedavisi ve bu sigarayla mücadeleden bahsedelim istiyorum. Evet. Tedavi ve mücadele için ülkemizde ya da dünya genelinde neler yapılıyor, neler eksik sizce ya da neler yapılabilir? Evet. Biraz bunlardan bahseder misiniz bize? Tabii ki. Çok kısa şöyle özetleyeyim. Videonun evet. Başında 10 başlık dedim ya. Birincisi korumak. Öncelikle biz sosyal hizmetçiler olarak, öğretmenler olarak, doktorlar olarak, hekimler olarak yani topluma ulaşabilen tüm meslek kesimleri önce sigaradan koruyacak. Anne baba çocuklarını koruyacak, öğretmen öğrencilerini koruyacak, hasta hekim hastalarını koruyacak, müdür çalışanlarını koruyacak. Yani mesela ben bunun taraftarıyım. Yani müdür sigara içen, mesela Acun'la ilgili derler ya Acun Ilıcalı sigara ciddi karşıdır, evet. İşte ekibinde de kolay kolay içtirmez filan. Böyle bir kafada olması lazım müdürlerin. Mesela yurt dışında, Japonya'da bildiğim kadarıyla sigara içip sürekli dışarı sigara molasına çıkanların ortalama sigara çıktı aralar hesaplanıyor, onların maaşından kesinti yapılıyor. Mesela böyle bir uygulamasının gelmesini yani isterdim. Yani caydırıcı cezalar diyorsunuz. Evet. Yani mesela biz ikimiz çalışıyoruz aynı evet. Şirkette. Siz içmiyorsunuz, ben içiyorum. Siz burada çalışıyorsunuz, ben yarım saatten bir 10 dakikalık sigara arasında çıkıyorum. Ben sigarada keyif yaparken, muhabbet yapıp yanında kahve içerken siz çalışıyorsunuz ama bu size haksızlık değil mi? Size verilen maaşla bana verilen maaş aynı ama. Evet. Değişmesi lazım. Ben sigara içmiyorum. Ya benim maaşımı ver ya da o içiyor, onun maaşından kes. Ha böyle bazı, kesin cezalar tabii, gelmeli. Yani şöyle bizim böyle ya hani evet. Maddiyata gelince insanlar evet, artık cebime dokunuyor. İçmezler gerçekten. Tabii. Ya böyle cezalar yapılabilir. Birinci görevimiz korumak. Bak diyorum işin %90'ı burada. Biz toplumun farkındalığını artıracağız. Üniversitede sigara, ben 6 yıl tıp fakültesi okudum. Sigara ile ilgili birkaç tane dersimiz vardı sadece. Ve doktorların %40'ı sigara içiyor ortalama. Daha fazlasıdır bence de. Yani gösterilen çalışma bu. %40 üzeri. Her iki doktordan biri yaklaşık içiyor. Bu camiada sen nasıl sigarayla mücadele edeceksin? Hangi doktor sen sigara içme diyebilir hastasına? Kendisi 2 dakikadan bir sigara çıkıyorsa. Tabii ki. Böyle bir sıkıntımız var. Önce kendimizi sonra toplumumuzu koruyacağız. Bu birinci esas görevimizdir. İkinci, bu konuda bilgileneceğiz. Yani Türkiye'de şu an sigarayla ilgili birkaç tane kitap vardır.
Birkaç tane ilgilenen yazar vardır, ilgilenen uğraşan insan vardır. Çok azdır yani. Bunların sayı artacak. Daha çok kamu spotu. Okullarda, aynen, üniversitelerde, aynen, her yerde. Aynen öyle. Değil mi? Daha en büyük hastalığımız cahilliktir. Tüm hastalıklar cahilliğin üzerinde kurulur. Cahilliğin ilacı nedir? Okumak, araştırmak, farkındalık oluşturmaktır. Biz aslında cahilliği farkındalıkla tedavi edersek üstünde kurulan bu tür inşaatlar, inşa edilen bu tür istatistikler aslında onları ekarte etmiş oluruz. Evet. İkinci olarak bilgileneceğiz. Televizyonda sizin gibi ki teşekkür ederim. Çok kutsal bir iş yapıyorsunuz bence. Sağ olun. Yani sürekli bilgilendirme videoları çekiyorsunuz. İşte eğitimler, biz 5 kitaplar... program sigarayı konuşalım. Seve seve. Anlatalım dışında, böyle. Aynen öyle. Onun dışında sigara içenler için bakanlığın Alo 171 hattı vardır. Bir anekdotu hatırladım da bir şematik çizmişler böyle. Diyor ki Alo 171 sigara bıraktırma hattı ya, dayının biri aramış. Benim eve 2 paket sigara gönderir misiniz demiş Ali 171'e. Şey 112'yi de öyle şeyler için. Aynen öyle. Böyle anekdotları çok. Yani burayı aktifleştirebiliriz. Yeteri kadar aktif olmuyor. Yani insanlarımız ulaşıp da bir danışmanlık alayım moduna girmiyor. Bunun için aktif bir hat var. Yani arayıp oradaki doktorla, görevliyle konuşup. O hattın farkındalığını artırmamız gerekir. Aynen öyle. İşte bu telefonla beraber yeşil buton uygulaması var. Mesela telefonu indiriyorsunuz. Yeşil dedektif uygulaması var. Yeşilay'ın bu sigara ile ilgili ciddi çalışmaları var. Uygulamalardan takip ediyor. Birçok uygulama sana günlük motivasyon mesajları veriyor. Oradan içip içmediğin günleri tekrar geri dönüşlerini not ediyorsun, takip ediyorsun. Not etmediğimiz şeyi yönetemeyiz. Yani sigara içen her gün içtiği sigarayı not etsin. O gözünün önünde o sıralama olduğunda azaltmaya çalışıyor. Mesela bıraksın 20. gün, bıraktığım 22. gün, bıraktığım 23. gün. Duygularını yazsın. Yani o duygularını yaşadığı, dönüşlerini yaşadığı, travmayı bunları not ettiğinde telefonuna, bilgisayarına, bir deftere aslında bunu bir şey bizde uçot derler Rusça'da, Azerbaycanlıyım ben. Yani onu atçot etse, onu hesap kitap etse, onu bir yazıya, programa dökse kesinlikle daha farkında olur. Dördüncü bakanlığımızın bu konudaki ilaçlarıdır. Gittiğinizde siz sigara bıraktırma polikliniğine, toplum sağlığı merkezinde, aile hekiminizde, sağlıklı hayat merkezinde gittiğinizde her ilde vardır zaten sigara bıraktırma poliklinikleri. Ali 171'i arayınca da o size en yakın olan şeyi ilgili birimi yönlendiriyor, adresini veriyor. O ilacı yazıyorlar. Onun belli kullanım aralığı var. Birkaç hafta, 3 haftalık yaklaşık bir ilaç kullanma süresi var. Bu kullanma süresi gerçekten de bıraktırıyor. Şöyle bir olay var. Biz dedik ya, sigaranın bir psikolojik boyutu var. Psikolojik bağımlılık yönü, bir fiziksel kandaki nikotinik ihtiyaç yönü, bir de davranışsal yönü var. Bizim bu ilacımız sizin fiziksel yönünüzü tamamlar. Fiziksel bağımlılığınızı çözer. Ama beyinde olan o dopaminerjik bağımlılık, o psikolojik bağımlılık ve davranışsal bağımlılığı çözmez. İlaç kanınızda gidip o nikotinin verdiği reseptörleri belli bir oranda blokluyor. Size bir süreli sigarayı kolay bırakmanızı sağlıyor. Ama senin el ağız alışkanlığın var. Sıkıştığında sigara içme alışkanlığın var. Zorlandığında, uyuyamadığında, konsantre olmak istediğinde sigara içmek istiyorsun. Bunu yapmaz. Dolayısıyla bunun için psikoterapi lazım, bilişsel davranışçı tedavi lazım, gerekirse psikolojik destek lazım, aile desteği lazım, haftalık, aylık aile hekimiyle görüşmesi lazım. Yani bu komplike bir süreç. Dolayısıyla ilaçla bunun tedavisi var. Şu an bakanlık bunu ücretsiz karşılıyor. Bırakmak seansları veriyor. Gerekirse psikolojik destek almaktan da kaçınmamak gerekiyor. Kesinlikle. Son birkaç kere topluyorum. Nikotin sakızları var, nikotin bantları var. Bunlar kriz dönemlerinde kullanılabilir bıraktırma sürecinde. Bakanlığımızın şu andaki yaklaşımı bu yönde. Bazı ekoller vardır. Onlar diyor ki nikotinle nikotin bıraktırılmaz. Zaten biz nikotini bıraktırmak istiyoruz hastayı, bağımlılıktan bıraktırmak istiyoruz. Birçok hasta vardır ya, ben diyor işte kollarıma bantları yapıştırmıştım, ilacımı içmiştim, nikotin sakızını damağıma koymuştum, sigaramı da yakmıştım, hepsini bir arada yapıyordum. Bunu yapan ciddi bir kitle var aslında. Dolayısıyla hasta bandı sakızı aldıktan sonra ne yapıyor bilmiyoruz. Evet. Bazı ekoller var, farklı şekilde yöntemler sunuyor. Onun dışında hipnoz tedavisinden, akupunktur tedavisinden, ozon tedavisinden, biyorezonans diye bir tedavi var sigara bıraktırmada etkili. Bu tür doğal bazı 4-5 tane alternatif yöntem var. Bunları ben bir hekim olarak söylemiyorum. Çünkü bakanlığımızın önerilerinde bunlar yok. Ama bir araştırmacı kimliğimle söylüyorum. Bu yöntemlerle, akupunkturla, hipnozla, biyorezonansla işte destek alıp bırakan hastalarım var, tanıdığım insanlar var. Araştırılıp denenebilir. İnsanlar değişiyor. Biri akupunkturla bırakır, biri ilaçla bırakır, biri ozonla bırakır, biri hipnozla bırakır.
kendi yöntemini bulacak. Destek alınmalı ama. Evet. Kişiye göre değişir hangi evet. destekle ilerleneceği ama muhakkak destek alınmalı diyorsunuz. Aynen öyle. Peki hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşırken son olarak eklemek istediğiniz bir şey var Tabii mı? Tabii ki. Tedavi boyutunda son olarak şunu eklemek evet. istiyorum. Sigara bıraktırma konusunda dünyada zirvede olan insan Alan Carr diye bir adam. Alan Carr kendisi günlük 5-6 paket sigara içmiş. 23-24 yıl boyunca ağır bir nikotin bağımlısı olmuş. Sigara bağımlısı olmuş. Sonra bu bağımlılığını yenmiş. Sigarayı bırakmanın kolay yolu diye bir kitap yazmış. Bir ekol oluşturmuş. Ve bu kitap dünyada 55-60 milyondan fazla kişiye kalıcı olarak sigarayı bıraktırmış. Bu insanda yani Alan Carr'ın yönteminde herhangi bir ilacı, tedavi, cihaz falan yok. Sadece psikoterapiyle, sizin sigarayla birleştirdiğiniz o önemli şeyleri ayırmakla birkaç saatlik, 3-5-6 saatlik tek seanslık tedavilerle bıraktırıyorlar. Alan Carr'ın Sigarayı Bırakmanın Kolay Yolu belgeseli var. Evet. Onu öneriyorum muhakkak içerilere. Muhakkak izlesinler. Evet. Kitabını da muhakkak okusunlar. Onu önereyim. Peki. En son. Hocam çok teşekkür ederiz değerli bilgileriniz için. İyi ki geldiniz, iyi ki programımıza konuk oldunuz. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Sayın Kanal 12 izleyicileri, 12'de Sağlık programının bugün de sonuna geldik. Doktor Yaşar Nurullah'la beraber sigaranın zararlarını konuştuk. Yeni bir programda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşça kalın.